Diyalog TV ekranlarında canlı yayınlanan Kahve Bahaneyle ile sizlerleyiz efendim. Bugün yanımda okul öncesi öğretmeni ve eğitimde yaratıcı drama uzmanı sevgili Rahme Kavaz var. Rahme öğretmenimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayatül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasıl? Çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun yaz sıcaklarının içerisinde. Vakit ayırıp geldiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, aslında ben teşekkür ediyorum hem Diyalog TV'ye hem de e, sizlere. Çok Bu güzel program için, e, amaca yönelik e, çalışmalarınız için asıl ben teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür sıcak ederim. Sıcak bile olsa e, sevdiğimiz şeyleri, yaptığımız şeyleri paylaşmak e, bizim için çok mutluluk verici. Hepimiz için öyle. Evet sıcak yaz günleri dedik. Ee, sizi e, Adan'ın aslında pek çok e, ailesi çok iyi tanıyorlar. Hemen hemen hepimizin çocuklarını, e, çocukları için emeğiniz var. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Benim Rica oğlumda da emeğiniz çoktur. E, öncelikle ben e, onu öğrenmek istiyorum şimdi. E, bir kısım çocuğumuz yaz tatilinde Hı -hı. evde. Bir kısım çocuğumuz da çalışan aile çocukları oldukları için evdeler. Evet. Bunlar için neler söylemek istersiniz? Nelere dikkat etmesi lazım ailelerin en başta? Okul öncesi için mi yoksa genel olarak çocuk kavramında olabilen, tatilde olabilen çocuklar için mi? Tabii ki biz okul önceden okul öncesindeki çocuklarımızın durumlarını iki kategoride evet. konuşursak daha iyi olacak. Evet. Neden? Buyurun. çünkü okul öncesi yaş grubu çocukları 0-6 yaş grubunu kapsadığı için Tatilde, işte okullar tatil oluyor fakat anneler babalar tam iki ay veya iki buçuk ay bir tatil gibi bir imkanları olamıyor doğal olarak. Bu nedenle çalışan annenin babanın çocuğu mutlaka şu anda kreşte veya okulda, evet. okul öncesinde çalışmayan veya daha çok imkanları olabilen anneler babalar çocukları evde olabiliyor iki kategoride. Evet tatil deyince aklımıza ne geliyor? İşte çocuk için, bizim için aslında tatil aslında çalışmalarımızın ve yaşantımızın rutininden çıkıp bir nefes almak, birlikte bir şeyler yapabilmek, dinlenebilmek, bir ara vermek bir ihtiyaç insanın gelişiminde, yaşantısında bir ihtiyaç. Çocuklara geldiğimizde çocuklar için çok daha amaçları olduğunu düşünüyorum ben. E, takdir edersiniz, sizlerle çok iyi biliyorsunuz. Paylaştık bunu okul öncesinde. Evet. E, okula başlayan çocuklarımızın en büyük e, ihtiyacı aslında sosyal ortam. Evet, ama anneye babaya ihtiyaçları ve birlikte vakit geçirmeye ihtiyaçları çok çok önemli. Ara ara e, tatil verirdiniz, ara evet. ara bir iki saat ara verirdiniz. İhtiyaç hissederdik, birlikte karar verirdik. Evet. E, okula istekli gelmiyor. Neden? Çünkü bir zamana ihtiyacımız var. Hem annenin hem babanın çocuğuyla birlikte bir vakit geçirmesi. Yaz tatili bizim için veya işte ara tatiller hem anne baba için hem de çocuklar için ortak yapabilecekleri, birlikte zaman geçirebilecekleri, o yoğun iş temposundan çıkıp çocuklarıyla iletişim kurabilecekleri Daha ortak en kaliteli zaman olarak bir hak olduğunu düşünüyorum. Bu hakları da alabilmek lazım. Kreşe de gitse, okula da gitse mutlaka çalışan annelerde de mutlaka çocuklar için çalışıyor. Tabii. Yaşam koşullarımız bu hayat böyle tüm dünyada böyle. Önemli olan kaliteli vakit geçirebilmek. O tatil sürecinde sadece evde oturup çocukların televizyon karşısında veya oyunlar karşısında elinde cep telefonu veya tabletle oyun yükleyerek en iyi cihazları almak demek değildir veya en pahalı tatillere gitmek değildir Yani biz eğitimciler siz de eğitimcisiniz. Bunları hep konuşuyoruz konuşmaya da devam edeceğiz sanırım. Zaman değişiyor Evet yaşam koşullarımız değişiyor dünya değişiyor ama ben hep şeyi bahsederim desteklerim. Bizim insani değerlerimiz yaşam değerlerimiz doğal yaşamımız aslında değişmiyor. Evet. Beklentilerimiz, bizi mutlu eden, üzen şeyler aslında hep aynı. aynı. Değişen, gelişen şeyleri ayak uydurmak gerekiyor. Dışında kalmamak gerekiyor. Tatil, evet evde oturan çocukla işte kreşe giden çocuk arasında ne yapılabilir? E, tatil süreçlerinde farkındayım ki e, bazı kreşlerde veya bazı okullarda yaza yönelik e, daha e, eğlenceli, daha rahat, daha yapılmayan, farklı olan, işte arkadaşları okulda yok ama o okula devam ediyor. <laughs> e onlar için bir planlar, programlar yapılabiliyor. Yapılıyor da, yapılmayabiliyor da tabii ki. Aile aileyle işbirliği yapılabilir. E, anneler evde çocuklarıyla zamanları varsa, babaları tatildeyse, bir plan yapması gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyorum öncesinden. <laughs> i̇şte çocuğun yaz tatilinde gidip de yapmak istediği, görmek istediği, yapamadığı, evet. annenin babanın çocuğu görüp de görmek istediği ortak projelerde yapmaları gerekiyor. Neden? Sadece çocuğa yönelik bir plan ve program tatil sürecinde çok da haklılık göstermiyor. Yani annenin babanın da zevk alacağı eğlenebileceği ortak etkinlikler ve projeler önceden planlanır, oturulur. Herkesin görüşü alınır, ortak fikirleri ortaya konulur. Ve herkesin ortaya koyduğu proje hem çok değerli olur, hem çok eğlenceli, hem heyecanlı olur. Ve onu yönetmek de, planlamak da çok zevkli olur. Yani anne babalar küçük yaşta çocuklarıyla plan proje ortak kararlarla yola çıkarlarsa ve bunları çocuklarına öğretirlerse ilerleyen yaşlarda da veya ergenlik dönemine gelindiği zaman, genç olma dönemine gelindiği zaman, evden işte uçup gitmeye hazırlandığı zaman, uçup gittiğinde de ne güzel, uçup gitmesi bizim için bir mucize bekliyoruz. Evet. O uçup giden kuşların tekrar o yuvalarına güzelce gelip konduklarında o iletişimi tekrar yakalayabilmek. Bu beklentilerimiz, değerlerimiz sanırım. Evet. Bunlar için küçük yaşta, okul öncesinde bu araları, bu tatilleri evet. çok iyi değerlendirmek, planlamak gerekmektedir. Zaman olduğunu düşünüyorum. Az olabiliyor, bir hafta olabiliyor, iki hafta olabiliyor veya birkaç saati bu süreci, bu okulun dışındaki bu tatil sürecini çok iyi geçirebilirler. Neler yapabilirler? Spesifik olarak işte işte koşullar sıcak var işte. Herkesin evinde bir e, cihazı var, çocuklar çok alıştı, oyun oynamak istemiyor tamam ama önce de bir planınız var mı, bir projeniz var mı? Sizin yaptığınız, çocukluğunuzda yaptığınız oyunlar, oyun bizim en temel ihtiyacımız. Evet. Onlardan bahsettik mi, onlarla e, tanıştırdık mı, hı hı. onlara bazı öneriler sunduk mu, e, davet etmeyi, ettik mi, uyguladık mı? Evet. Adamız o kadar çok güzel ki yani evet. Kıbrıs adasının her tarafı e, denizlerle çevrili. Evet bu adanın her tarafına artık ulaşabilme Bilmiyorum. şansımız var. Yani evet. illaki uçağa binip gemiye binip bir tatile gitmek bir durumu olmaması gerekiyor. Evet. Yani köye gitmek, köyde kalmak, doğada çadır kurmak, deniz kıyısında taşla oynamak, kumdan kale yapmak, anneyle evde kurabiye yapmak, bir takım farklı geleneksel müzeleri gezmek, evet. konserlere gitmek, sanatla hem ailenin hem çocuğun tanışması neler yapılabilir sizler de biliyorsunuz ki yaptığınız programlarda da takip ediyorum. Artık ülkemizde vardı da giderek de gençlerimiz ve sanatçılarımız, eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz hatta birçok kişi dernekler sanata, çocuğa, insana, doğaya karşı bir takım projeler geliştiriyor evet. ve sürekli davet ediyorlar. Evet. Yani imkanlarımız aslında çok, çok. Evden çıkalım diyorum ben, hı hı. okulda sınıfta kalan o kapalı kapılar, işte kilitli odalar e, dışına çıkalım. çıkalım, köye gidelim, denize gidelim, oyun oynayalım, pasta börek yapalım, akrabalarımızla görüşelim, evet. e, müzeye gidelim, müze ve sanat kavramını öğrenelim, gidilecek çok yer var. Evet Bu şekilde vakit geçirilebilir. E, Evet, kreşe devam eden çocukların da mümkün olduğunca anne babalarının tatillerini ve izinlerini fırsat vererek çocuklarıyla bu zamanı geçirip okula birazcık ara vermelerini evet. öneriyorum ben. Neden? Hı. Eğer okullar açılana kadar kreşte kalsın daha sonra işte biz izin alalım işte biz rahat edelim veya çocuklar da bizimle rahat etmiyor Hı hı. E, ezmeyelim, çocuklarımızı zahmete sokmayalım gibi düşünceler de olabilir ailelerde farkında olmadan. Aslında tam tersi. Tam tersi. Bir aile kurumunda e, ortak yaşantının içinde çocuklarımızla bizimle oturacak, e, bizi bekleyecek, bizimle birlikte bahçeyi sulayacak, arabayı yıkayacak, yemeğe, masaya veya herhangi bir etkinliğe katkı koyacak. E, ailenin bir üyesidir. Evet. Küçüktür, yapamaz, beceremez değil. Değil. Bunlar hep temelde kazandıracağımız çok güzel değerler olduğunu evet. düşünüyorum. Ve bu yaz tatilinde böylelikle en iyi şekilde ve kaliteli olarak geçirebilmelerini ifade edebiliriz. O zaman. Edebiliriz tabii evet. ki. Yapılabilecek çok çok şey, şeyler evet. var. Şimdi gelelim eğitimde yaratıcı dramaya. Evet. Benim daha meramı çeken bir konu Öncelikle nedir diye sormak istiyorum hı hı. eğitimde yaratıcı drama dediğimiz şey nedir Evet eğitimde yaratıcı drama aslında bir öğretim bir eğitim yaklaşımı diyebiliriz hı hı. literatüre baktığımızda bir yaklaşım eğitimde Çünkü literatürde eğitimde yaratıcı drama uzmanlığı eğitimde bir yaklaşımı gösteren içine alan bir kavram olarak bakabiliriz. Hı hı. Yaratıcılıktan sonra e, dramaya sondan başa gidelim. Dram dram nedir? Drama nedir? Dramatizasyon nedir? Aslında bizim hayatımızda çocukluğumuzdan itibaren işittiğimiz, okuduğumuz, zaman zaman oynadığımız bize sunulan bir takım e, metinlerle, canlandırmalarla e, hepimizin belleğinde olan, kültüründe olan, zihninde olan kelimeler. Dran dran e, Yunanca, Latince'den gelen, Yunanca'dan gelen eğilim anlamında akan suyu ifade ediyormuş. Hı hı, hı hı. Dran, eylem ve drandan geliyor drama ve dramada bir hareket, bir eylem var. Hı hı. Giderek gelişiyor drama, e, ona bir konu verirsiniz, bir şeyi oynatması için hazır bir konu, e, hazırlanmış bir olayı canlandırıyoruz. Ee, gelelim en başa yaratıcı. Hı hı. Niye başına yaratıcılığı koyduk? O çok çok önemli tırnak içinde. Hı hı. Yaratıcı. Kişinin e, dünyaya geldiğimizde e, bazı yeteneklerimiz var. Birçok yeteneğimiz var. Yaratıcılık da doğuştan gelen aslında. Herkesin hamurunda olan, bir köşede olan, duran bekleyen aslında bir yetenek. hı. hı. Ve o yetenekle, o yaratıcılıkla e, biz birey yolunda öğrenebiliriz, gelişebiliriz. Kendimize özgün bireyler olabiliriz. E, kendimizin e, yeteneklerini keşfedebilmek için onun bir yerde dokunulup çıkarılması gerekir. Ben özgün, mutlu bir birey olmak istiyorsam, hı hı. başarı var, hep beklenilen başarı. Hı hı. Başarı tabii ki e, göreceli bir şeydir. Önemli olan çocuğun, kişinin, bireyin kendi başarısını tadabilmesi, mutlu olabilmesi, yeteneğinin farkına varıp kendi özgünlüğünde kişisel o özgün ve farklı kişiliğini geliştirebilme şansıdır. Özgür düşünebiliyoruz eğer yaratabiliyorsak. Merak oluyor yaratıcılığı bulmak için, bir şey yapmak için merak edersiniz, evet. araştırırsınız ve canlı tutarsınız evet. onu. Onu canlı tutmak için mutlaka yaratıcı fikirlere, düşüncelere, Fırsat vermemiz gerekiyor. Hı hı. Çocuğa e, bir ortam hazırlamamız gerekiyor. Eğitimde, evden başlıyoruz. Hı hı. Anne, babanın e, farkındalığı. Fırsat veriyoruz. Büyüsün, gelişsin, dokunsun. E, biz dokunarak, e, elleyerek, hissederek devinimsel e, deneyimlerimizle öğrenen varlıklarız. Hı hı. Öğrenmenin temelinde bu yatıyor literatürde. E, yaratıcılık nedir? Yaratıcılık, bireyin kendi deneyimleriyle merağıyla elde ettiği bir şeyin daha farklı bir şeye dönüştürme sürecidir aslında var olandan farklı bir şey yapmak yaratmak bir şey yarattığında bireydeki o mutluluk ve hazı biz çocuklarda gözlemliyoruz kendimde de gözlemliyorum ben evet. bilmiyorum bizi izleyen veya işte bu konularla şu anda duyan işiten herkesin mutlaka bu anlattığım şeylerle ilgisi var hissedebiliyoruz. Bazen seslendirmede e, zamanımız olmuyor veya ortam olmuyor. Evet. Hepimizin içinde bir yaratıcılık ve bir şeyi yarattığımızda bizi mutlu eden bir an vardır. Eğitimde geldiğimiz zaman dönüyoruz. Eğitimde yaratıcıdır ama. Eğitim e, dediğim gibi deneyerek, deneyimleyerek öğrenilen, e, tecrübemizle üzerine koyduğumuz ve farklı boyutlara taşıdığımız bir süreçtir eğitim süreci. Hı hı. Biz bu e, okul öncesi dönemde 0-6 yaş ve daha sonrasında ve hayat boyu hı hı. devam eden, e, kendimizi keşfetmeye devam ettiğimiz süreç yaşamın bir parçasıdır aslında yaratıcılığın keşfedilmesi. E, biz okul öncesinde özellikle çocuklara davranış kazandırıyoruz. Hayatı öğrenme, yaşamı e, algılayabilme, yaşam becerileri, tutum ve davranışlar eğittiğimiz bir süreçtir. Bir bina gelişiyor, bir ağaç oluşuyor, bir fidan. O fidanın e, e, sağlıklı, yemyeşil, işte özgürce o dallarının uzayıp kendine bir şekil vermesi için e, ne yaparız fidana? E, o süreçte gelişim sürecini çok iyi bildiğimiz için doğasını, onu korunaklı bir yerde tutarız, destek koyarız, evet. sularız, toprağına gerekli gübreyi koyarız, gerekli vitamini koyarız, severiz, koruruz. Bu fidana fırsat verir. Eğer ona biz bir çatı yaparsak, demirlerle etrafını kesersek, o onun o doğasını e, engellemiş oluruz, engel yaratırız. Çocukları ağaçlara benzetiyorum, ağaçları da çok seviyorum. Ben doğayı çok seviyorum. E, severken e, doğadan aldığımız tüm e, ilhamla bunu yine eğitime ve çocuklara ve çevreye uygulamaya. E, çünkü en belirgin, en somut şey aslında doğadır bizim için. Doğa bizim evimiz, yaşadığımız yer ve çocuklarla birlikte büyüyen gelişim bir çevre. Bunları çocukların ortamından ve eğitim sisteminden ayrı düşünmememiz gerekiyor bu değerleri. E, bu nedenle eğitimde yaratıcı dramada çocukların kendilerini keşfetmeleri için eğitim yöntemlerinin içinde mutlaka uygulamalara yaratıcı drama e, yaklaşımını, atölyelerini koymamız gerekiyor. Eğitici drama yaratıcıdır ama arasında da fark vardır. Hı hı. Eğitici drama dediğimiz zaman herhangi bir konuyu, işte bir rengi, ağaçları, küçük büyüğü veya sayıları, bir ülkeyi, işte bir coğrafyayı, bir ülkeyi tanıtacaksınız. Orada kazandırmak istediğiniz bilgileri, değerleri keşfetmesi için yine eğitimde yaratıcı ama. Araştırma var içinde dramanın yaratıcı dramanın içerisinde birçok e, disiplin disiplinle çalışan bir e, olay e, yaratıcı drama tiyatrodan e, etkileniyor tiyatrodan evet. e, destek alıyor Doğaçlama, rol oynama pandoyum e, müzikten müzik var yaratıcı dramada e, dans var e, Çocuk edebiyatı, hı hı. edebiyattan yararlanıyor, hı hı. şiirden yararlanıyor, hı hı. doğadan. Ee, görebildiğimiz, hissedebildiğimiz varlık ve hayalden de evet. yararlanıyor, hayal etmeden de yararlanıyor. Evet. Biz empatilerini geliştiriyoruz çocuklara, düşünebilmelerini, düşünce felsefesini. Hı hı. Kısacası felsefe yapmaları, düşünsel becerileri geliştirmelerini, kendi becerilerini geliştirmelerini. Bu nedenle eğitici dramada konuyu belirlersiniz. O konu içerisinde yine yapılandırmazsınız oyunu. Hı hı. E, yaratıcı drama en çok e, yaratıcı dramanın e, dediğim gibi tüm disiplinlerden faydalanarak oyunsal devinimlerle temelde de çocuğu en çok besleyen, ilgisini çeken oyun içinde oyun. öğrenme okul evet. öncesinin en büyük e, aracı. Evet. evet ve hayat hayatın bence en büyük aracı oyundur bizim için de yetişkin çocuklar için de. Bu oyunun içinde çocuğa oyun planlarız, yapılandırırız, eee yapılandırırız. Mutlaka çocuğun ortak fikirleri, her birey o ortamda demokratik olarak söz sahibidir. Hı hı. Hareket alanı var. E, tabii ki yaratıcı dramayı yöneten bir lider var. Hı hı. Yaratıcı dramayı kimler yapabilir? Kimler verebilir? Kimler yönetebilir? Liderlik nedir yaratıcı dramada? Tamamen bu saydığım tüm özellikleri, bu değerleri hazmetmiş, temelde eğitimden de gelmeyebilir. Fakat bu konularda kendini geliştirebilmiş, pedagojik alanda kendini geliştirebilen, bu alanlarda eğitim alabilen ilgili kişiler de tabii ki bunu yapabilir. Hı hı. Özellikle çocuklarla, okul öncesiyle veya çocuklarla çalışacaksak, Temelde eğitimi ve gelişimi bilmemiz gerekiyor. Bir bireyin yaşına göre, farklı özelliklerine göre, öğrenebilme becerilerine göre gözlem yapabilen nedir en büyük demokrasisi yaratıcı dramanın? E, sahnede gösteri değildir yaratıcı drama. Bir oyun kurgulanır, o oyunun içinde belli aşamaları vardır. Hı hı. Bu aşamaları işte bir tanışma grupla tanışırsınız, oyunlarla. Ee, orada bir e, ısınma çalışması var. Isınma çalışması yapılır yine oyun niteliğindedir. Evet. Tüm çocukların sayısı, yaşı e, alabildiği şeyler lider tarafından gözlemlenir. Hı hı. Ne kadar da lider hazırlıklı gelse bulacağı grupta veya çocuğun o günkü durumuna göre e, alternatif inisiyatifler kullanıp oyununu geliştirip Bilişsel olarak davranır, sal olarak kısaltabilir, uzatabilir. Çocuğun ihtiyacına, hızına göre çok iyi yönetmesi gerekir ki çocuklar sıkılmasın. Eleştiri yoktur. Hı hı. Çocuk kendini eleştirir. Hı hı. Herkese söz hakkı verir. Çocuk yaptığı da duygularını ifade eder. Çıkıp oynadığı zaman biri bana işte hata bulacak? en doğrusunu yapmam gerekiyor. Çok güzel oynamam gerekiyor. O duygulardan arındırıyoruz süreç evet. içinde. İstediğimizde bu değil mi eğitimde? Çocukların özgürce kendilerini ifade edeceği, özgün bir alanda geliştireceği ve kendinin de söylediği iyi, doğru veya güzel veya çok güzel değil. Herkesin yapabilme yeteneği, seviyesi, kapasitemiz var. Onları zaman içinde öğreniyor çocuklar ve özgürleşiyorlar. Evet. Özgür düşünerek daha sonraki derslerinde ve yaşamlarında ve kendilerini hayatta ifade edebilme süreçlerinde e, yaratıcı dramanın hem eğitsel, hem kültürel, hem sanatsal alanlarından yararlanıyorlar. Demokratik düşünebilmeyi, başkalarının haklarına saygı, saygı göstermeyi, saygı. kendilerinin saygı gördüğünü, değer bulduğunu, e, takdir aldığını, birlikte bir şey yapıp e, sonucu bütünsel olarak ortaya çıkarttıklarını hissettirmek gerekiyor. Bu olgularla büyüyen, gelişen e, kişi, birey ne olur? Mutlu olur. Her çocukta, her birey de bunu hak eder. Evet. Eğitimde, e, biz e, eğitim süreçlerinde gerek ilkokul, ortaokul, okul öncesi, e, her yerde bunu uygulamak gerekiyor. Ben e, üniversitede de şu anda part-time e, ders veriyorum. E, ne güzel. Ve çocuk hakları dersini veriyorum. Ben kendi derslerimde de yaratıcı dramayı e, kullanıyorum, okuyorum. E, Yaratıcı drama e, bireyin kendini ifade edip Yani her alanda herkes yaratıcı drama e, yapabilir. Yaşlı sınırı yok. E, eğitim bacağından başladık diye okul öncesi evet. çocuklardan çünkü gelişim çok önemli. Biz evet. çok istiyoruz ki o dönemi çok kaliteli geçirelim, atlamayalım. E, doğal ihtiyacımız neyse bizim dünyadaki tüm çocukların ihtiyacımız bu değerlerle büyüyebilmektir. E, 0-6 yaşa kadar özgün, kendine güvenen, mutlu, paylaşabilen, e, kendini ifade Hade edebilen, yani. değerli hisseden, e, müzakere edebilen, empati kurabilen diğerleri nasıl kazandırırız biz? İşte doğaya ve ağaca verdiğimiz önem, o ağacın hayat hikayesindeki ihtiyaçları, hayvanların ihtiyaçları, o hayvanların başına gelen e, herhangi bir evet. sosyal durumda ne yapabileceğini, Düşünürken çocuk empati kurar. Hem kendi hayatıyla hem de başka bir canlının ihtiyaçlarını kurabilir. Biz çocuklara her şey bilgi şeklinde kafalarına yarıp koymaya çalıştığımız zaman veya okuyun, öğrenin, işte anlattığımız zaman empati kuramalarını engelleriz. Düşünmelerini engelleyen bir sistem. E, hayal kurmalarını engellersek sadece bilgi budur deyip geçersek... E, o çocukların öyle bir tecrübesi olmadığı için, yaşamsal tecrübesi olmadığı için henüz o yaşlarda verilen gereksiz bilgilerin de boşa olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle okul öncesinde, oyun temelinde tüm bu bilgileri, bu değerleri yaşatarak oyunsal süreçlerde çocuğun doğasına uygun bir şekilde hazırlar yaparsak zaten ilkokula geldiğinde kendini ifade eden, öğretmenin dinleyebilen, evet. bilgiyi alıp aktarabilen, yorumlayabilen, kendi fikrini söyleyebilen e, duruma gelebilecektir. Evet. Bunları yaparken e, tabii ki çocuğun çevresinde en e, yakın çevresi ailesi. Aile. Yine okul öncesinde olduğu gibi biz e, eğitimde de ailelerimizle e, sık sık çocuklarımıza yaptığımız eğitimleri nelerden e, hoşlandıklarını Özel herhangi bir durumları varsa tabii ki gelişimde, bu oyun süreçlerinde bir takım şeyler de, analizler de yapabilirsiniz. Hı hı. Çocuklarımız farklı gelişiyor, hepimiz farklıyız. Hepimiz. Evet. Eğer bu süreçte aksayan, yolunda gitmeyen veya ailenin yolunda gitmediğini sandığı kişisel gelişim süreçlerinde veya gelişim sürecinde ailelere de ışık tutabiliyoruz, bize de ışık olabiliyor, öğretmenlere de ışık olabiliyor. Bu süreçlerde hissediyoruz ki işte falan çocuğumuza birazcık daha bu konuda deste destek olmamız gerekiyor. Bunu mutlaka aileyle paylaşıyoruz. Hı hı. Bu süreçler çok önemli. Yani çocuk kendini ortaya koyuyor en doğal şekilde ve süreç içinde birbirlerinden öğrenme o olayda o oyun sürecinde birbirlerinden öğrenme ve gerçekten de çok iyi yapabilecekleri yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerini sağlamak çok önemli. O yüzden böyle çok keyif alıyorum anlatırken, de dinlerken. <laughs> evet. E, ve bize de çok şey katıyor. Yani öğretmene, lidere, biz de öğreniyoruz. Ben de çocuklardan çok şey öğreniyorum. Laka. Evet. Güncel konuları öğreniyorsunuz, hissettiklerini öğreniyorsunuz. Evet. E, her ne kadar da bildiğimizi, sandığımız şeyleri aslında bilmiyoruz her şeyi, bilemeyiz. Lütfen. Dün bildiğimiz şeyle bugün karşımıza çıkan olay başka bir şeyden etkilenmiştir ve çocuk size onu. Ne güzel sunuyor. Çocukça sunuyor. Çocukça. çocukça işler benim böyle bir sloganım oldu şimdi. Evet. Çocukça işler evet. gerçekten çok değerli. Bize en güzel mesajı veren Veriyorlar. çocuklar. Evet. Peki aile aileye değindik de özellikle arkadaşlarım paylaştığı fotolarda da Hı -hı. gördük. Aileleriyle birlikte... Sanıyorum bunları Naci Tarlat bakfında evet, gerçekleştiriyorsunuz. Evet. O yerini de hı hı. söyleyelim. Peki aileyle yapılan bu drama çalışmalarında neler yaşıyorsunuz? Aile yani çocukla baş başa olmak sizin açınızdan eminim farklıdır. Hı hı. Çocuğun ailesiyle aynı ortamın içerisinde bunu uygulamasında. Ne gibi farklılıklar gözlemlediniz siz? Evet, e, dediğiniz gibi çalışmalarımızı e, Nacit Hayat Vakfı'nda yapıyoruz, cumartesileri. <laughs> e, çok güzel bir ortam, işte Lefkoşa'nın merkezinde. E, çocuklar farklı bir yere gelmenin, okul dışında farklı bir yere gelmenin e, önce bir farkındalığını yaşadılar. Çocuklarla yaptığımız zaman süreç içinde kendi aralarında hemen kaynaşabiliyorlar. Hiç birbirlerini tanımayan çocuklardı gelen. E, tabii ki planladığım e, oyunlar, atölyeler, yaşlarına, ilgilerine, güncel konulara göre planlıyorsunuz. Fakat çocuklardan gelen bir takım istek ve işte e, yetenekler veya işte ilgilerini çeken olaylara lider birazcık daha fazla zaman ayırabilir. Hı hı. Süreç içinde bunları e, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Ailelerle de paylaşıyoruz kapı eşiğinde. <laughs> e, işte çocukları alırken veya onların işte yaptığı günün sonunda yaptığı bir resmi veya günün son işte ailelere gösteriyoruz. E, onların bizi anlamalarını, hissetmelerini istiyoruz. Ben e, lider olarak bunu istiyorum. Yapılan şeylerin anneler tarafından, babalar tarafından da ne olduğunu bilmeyip anlamaları <laughs> zaman ayırıyorlar. Geliyorlar, hı hı. çocuklarını bekliyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Bir şeyler yaptıkları için. Seçmek de önemli. Çocuğuna evet. hangi eğitimi götürecek, neyi verecek. Ee, ve şey dedik, e, biz zaman zaman sizlerle de istediğiniz zaman katılın. Hı hı. Ha, yeni başlayanlar bazıları, şey e, aileleri geliyor. Tamam, yani bir aile planlaması yapmadık ama lütfen katılın bugün. Hı hı. Aile katıldığı zaman da katılımcı oluyor. Hı hı. Annesi babası olarak kurgu kalmıyor orada. Çocuk ne kadar da annesini babasını bilse oyunun heyecanından, oyunun alıp götürmesinden ve işte herkese dönüt verdiği için, herkesin dönüt verdiği ortak bir paylaşım olduğu için fark etmeden çocuklarıyla aileler bir şey paylaşıyorlar. Hı uh hı. -huh. Ve ailelerle yaptığım işte görüşmelerde biz hiç böyle düşünmediydik. Biz hiç böyle bugüne kadar böyle olacağını bilmezdik. Ne kadar ilginç. Ve çocuklar kadar heyecanlanıyorlar. Yani yetişkin ve çocuk olması fark etmiyor. Evet. Katılabiliyor yetişkin ve çocuk. Ee, i̇kisi arasında şöyle bir farkı, fark ettim. Çocuklar e, katılımcı olarak anne baba demiyorlar da hı hı. herhangi bir e, çocuğun yapmadığı ya da çocuğun sırası geldiğinde anne hemen böyle hepimizde olan bir şey. Çocuğumuz adına konuşup işte yapsa, yapsan söylesen falan <laughs> Ee, müdahale etme evet. yönlendirme ee, çok iyi niyetle yapılıyor bu gerçek hayatta da evet. yapılıyor aslında orada anlıyoruz ki biz müdahale etmememiz gerekiyor gitme yapma düşersin geri dur ne güzel sen hatırlamadın mı niye söylemiyorsun bunlar aslında bizim duymak istediğimiz şeyler değil çocuk olarak Evet. o yüzden gerçek hayatta da sürekli birilerine bir şeyi tarif etmek yerine onun ne yapacağını beklemek sabrına erişmemiz gerekiyor bunu orada çözümleyebiliyor aile, analiz edebiliyor. Hı hı. Çocuk da fark edebiliyor. Hı hı. Yani yine ben onlara dönüt getirmedim işte bunu yaptınız bu diye. Zaten süreç içinde onlar algılıyor. Algılıyor. Ben dahil. <laughs> Benim ben de bir anneyim. Evet. E eğitimci olmak, anne olmak e farklı, farklı şeyler. Farklı evet. şeyler. Duygusal bakarsınız. Evet. Bir göreviniz vardır. İşte hemen kol kanat germek istiyorsunuz. Evet çok güzel değerler bunlar. Fakat Fırsat vermemiz gerekiyor. Çocuğa gelişmesi için, bir şey yaratması için kaliteli zaman ve fırsat, zaman, dinlemek, ilgilenmek. Hep e, buradan geçiyor. Yolu, yolu bu. Yolu İletişim bu. kurmanın yolu bu. Peki katılmak isteyen aileler ve çocuklar? Şimdi katılabilirler mi mesela yoksa da e, gruplar e, ya nasıldır bu 6 süreç? 6 12 yaş arası gruplarımız oldu geçen dönemde. E, gelen gruplar kendi içerisinde kategorize olabiliyor. 6 7 yaş 6 7 8 yaş grubu çocuklar birlikte olabiliyor. 8 12 13 yaş grubu çocuklar birlikte olabiliyor. Bazen tabii ki karma da yapmak çok faydalı oluyor. Yani evet. küçüklerle büyüklerin evet. birlikte olmasını da yapıyoruz biz. Hem okul öncesinde uyguladığımız bir yöntemdir bu. E, yetişkinden öğreniyor, yetişkin küçükten öğreniyor. Evet. Hepimizin birbirimizden öğrenebileceğiniz şeyler. hatta atölyenin konusu bile olabiliyor o hı hı. durumlar. Biz e, bir yaz tatili arası verdik şu anda hı hı. fakat Eylül'de yine atölyelerimiz e, şimdiden kayıtlar yapılabiliyor. Naci Talat. Naci Talat Vakfı'na da yapılabiliyor. Yine benim çocukça işler e, sayfam var Facebook'ta hı hı. veya kendi hesabımdan da bana ulaşabilir e, merak eden, e, gözlem yapmak isteyen, bilgi almak isteyen herkes e, ulaşabilir bize. Evet. Herkese kapımız açık. E, ne güzel. Süreç öyle. Evet. Peki Tap Tap'ın beklenmedik serüveninden biraz bahsedelim. Yine Hı -hı. bir çocuk tiyatrosu bu. Evet, bir çocuk oyunu. Evet. Biraz bunu öğrenelim bakalım. Evet, Tap beklenmedik serüveni Erdoğan Kavaz'ın yazıp yönettiği bir çocuk oyunu. Geçen yıl Tap beklenmedik serüvenini çocuklarla buluşturduk. Hı -hı çok da e, ilgi gördü. Çok e, çocukların hoşuna gitti. Bir şey sorayım arada. Çocuklar mı oynadı yoksa yetişkinler Hı -hı. mi oynadı? Eee tap tapın beklenmedik serüvenini yetişkin oyuncular oynadı. Heh. Çocuk oyununun e, yazılmasının amacı e, amacından başlarsak. Hı -hı. E, şu anda çok gündemde olan işte çocukların teknolojiyi ve interneti nasıl kullanıyorlar? Sürekli tartışıyoruz. İnternet evet. ne kadar faydalı? Teknoloji ne kadar faydalı? Çocuğa etkisi, faydası, zararı. Bunu bilsek bile yine hayattan kopamıyoruz, koparamıyoruz. Yine çok ısrarla söylüyorum. Yani iddia ediyorum ki kendi düşüncem olarak teknolojiyi biz kaliteli kullanmıyoruz. İnterneti biz kaliteli kullanmıyoruz. Artık kalite ve yararın dışında Özellikle çocuklardan bahsedeceğim. Çünkü beni ilgilendiren, hı hı. hepimizi ilgilendiren, 0-18 yaşına kadar çocuk yaşı kabul ettiğimiz e, bu varlıklarımız, bu çok değerli varlıklarımıza zarar veriyoruz. Kesinlikle. Öncelikle ailelerin e, bu konuda bilgili olup e, çocuklarına nasıl sınır koyacaklarını bilmeleri gerekiyor. Zaten o başka bir kapıyı açar e, tabii evet. ki. Hele Tutum şimdi olarak, yaz ayları… Evet, hiç kaldıramıyorsunuz. Başla. Yaz kış fark etmez. Hatta çocuklar okullara götürüyorlar. Okullar, okullar kendileri okullar veriyor. Okullar kendileri veriyor. Okullar bir gün tablet günü ilan edip tüm çocukların o gün tablet getirmesini talep eden okullar var. Bunu hiç e, şey sansürsüz söylüyorum. Bu çok çocuk haklarına aykırı buluyorum bunu. Neden aykırı buluyorum? Her çocuğun tablet alma bir lüksü yoktur. Tablet almak bir kitap değildir. Kitapsa biz de alıyoruz, veriyoruz, bağışlıyoruz, yapalım kampanyalar. Bu tutum güzel değil. Biz çocuklara teknolojiyle bununla buluşun tamam. Teknolojiyi faydasına kullanalım, eğitime, evet. bilime, bilimle çalışıyoruz. Fakat kontrolsüz bir şekilde çocukların hem zamanını alıyor, hem çocukların sosyal ve oyunundan çalıyor. çalıyor. Biz biraz önce bahsettiğimiz işte. Nereden bahsediyoruz? Şu anda hazır oyunlardan ve denetlenmeyen vurmalı, kırmalı e, oyuncaklardan bahsediyoruz. Oyunlardan kimler yazmış bu oyunları? Nelerdir? Çocuklara ne kadar zarar veriyor? Çocuklar gördüğünü yaşadığını aynısını uygular. Hı hı. Orada gördüğü ne duygusunu geliştirir, ne evrensel değerlerini geliştirir, ne tutum davranışlarını geliştirir. Çok zarar veriyor e, kontrolsüz oyunlar. Tabii ki e, gelişen çağda bu tür cihazları biz e, uzayda yaşamıyoruz. Tutum önemli, hı hı. sınır önemli, hı hı. seçicilik önemli. E, bu bizi rahatsız ederdi. Benim oğlum Erdoğan Kavas tabii ki bu arada benim oğlum. <laughs> evet. ağzından kaçırdım. E, i̇ki buçuk yaşında, iki yaşında kreşe başlayan bir çocuk. Evet. Sizinkilerden Bizimkiler biraz büyüğü. Evet. E, ve kendisi oyuncu oldu. Bunları sürekli eleştiriyoruz. Hı hı. Birlikte eleştiriyoruz. Çocukları seviyor, doğayı seviyor. Hı hı. Ve tabii ki eğitimci bir annenin yanında hep bunlara maruz kaldığı için <laughs> e, çok neler... başarılı oldu. <laughs> Onu ayrıca e, programda görmek istiyorum parantez içinde çünkü çok başarılı çok Teşekkür yetenekli ederim. Allah açık etsin Tüm çocuklarımız öyle. Evet ee, yavaş yavaş toparlayalım çünkü biz e, giremedik kulaktan kulağa da giremedik. Evet. Tabtabı hemen bitiriyorum evet. bir cümleyle. Tap, tap yine bu olaylara e, atıfta bulunan çocukların doğayla pekişmesini sağlayan, evet. ve çocuğun kendi yolunu bulmasını sağlayan işaret etmeyen Çocuğun kendi yoluyla doğaya ve kendi özüne dönmesini sağlayan çok harika bir oyundur. Daha fazla çocuğa ulaşılacak önümüzdeki ha, dönemde. Evet, o çok önemli. Limasol Bankası önemli. sponsorluğunda yine Limasol Bankası bunu çocuklarla buluşturacak. O ayrı tabii ki. O çok ki. önemli ama. Evet, yani e bu Eylül dönemi artık, yeni sezon herhalde. Yeni sezon, Eylül'den evet, itibaren. Eylül'den Ayrıyeten diğer bölgelere de ulaştırmaya çalışacağız. Ee, bu oyunun da koordinatörlüğünü vakıf ve e, çalışmaların koordinatörlüğünü de yapıyorum. O zaman yeni dönem için e, ayrı bir program yapacağız. Evet, Bunlarla ilgili. Evet, bu yeni belli dönem. oldu. Evet. <gülüyor> 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 tamam tabii ki seve seve. Evet çok az da e, tiyatro sizin maki, tiyatro e, Maki'den bahsedelim kulaktan evet, kulağa. Evet. Tiyatro oyunda. Maki nasıl gelişti? Yine Nacit Halat vakfında Erdoğan Kavaz'ın yetişkin tiyatro atölyesi açmasıyla başladı. Hı hı, ne güzel. Ee, Naci Talat Vakfı, Mehmet Aykut İncirli, çok sağ olsun kendileri. Bize kapılarını açtı. açtı. Erdoğan işte bir şeyler yapmak için bir alana ihtiyaç vardı. Buyurun dedi, gelin dedi. Ee, tabii ki biz bu tip şeylere açacağız. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Evet. Vakıf olarak da, kişisel kişi olarak da. Ee, orada yetişkin tiyatrosu başlatıldı. Bir yetişkin tiyatrosu oluştu. 40 kişilik bir grubumuz oldu. İşte bu 17 yaşından 55 yaşa kadar <laughs> yaş Ben dahil içine katıldım. Ne güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> Fırsat bulup ben de katılabilirim yani gelecek dönem. Herkese dönemi. açık. <laughs> evet, onu özellikle vurgulamak bir istedim. Bir yıl çalıştık Hı -hı. ve yaşayan sergi, geçen yıl yaşayan sergiyi yani Talat Vakfı'nda sahneledik. Hı -hı. Grup olarak. 2018 2017'nin işte Ekim Eylül ayında yine başladı. Hı hı. gruptan ayrılanlar oldu gruba eklenenler, eklenenler oldu. Doğal bir süreç bu döngü zaten. Evet. Ee, yine 5-6 aylık bir süreçten sonra e, Lady Augusta'nın e, yazdığı bir e, İlandal bir yazarın yazdığı e, bir oyun vardı kulaktan kulağa. Hı hı. E, ve o Eserin Erdoğan Erdoğan Kavaz bunu aldı ve bizim ülkemizde güncel, Belliydi. farklı bir boyutta, farklı bir tarzda diyeyim. Tabii ki bunun bilgisini kendisi daha iyi verebilir. İnşallah. Ben sadece bir katılımcı <laughs> parçası olarak yani katılımcı olarak içinde bir katılımcı evet. olarak bahsedebilirim. Ee, sahneye koydu ve kulaktan kulağa oyunu oynandı. Oynandı. Ee, çok da güzel dönütler evet. aldığınızı biliyorum. Çok teşekkür ederim ama ediyorum. çok güzel dönütler ee, aldığınızı umarım biliyorum. Umarım e, şansımız olur da önümüzdeki dönemde İnşallah. tekrar sahnelenir. İnşallah. E, tiyatro Maki evet başladığımız çalışmalar. Şu anda bir Tiyatro Maki sayfamız var. Hı hı. Oradan, oradan. E, izleyicilerimiz veya ilgili kişilerimiz hem sayfamızı like yapabilirler, evet, hem, hem oradan de takip edebilirler, oradan bilgileri alabilirler. Kulaktan kulağa oynadık. Böyle işte bir anda eğitim, sanat, kültür, Hepsi birlikte. katılımcı olarak bazılarında görevli olarak, bir anne olarak, evet. oyuncu olarak, eğitimci olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmaların devamını diliyorum. Eylül ayından sonra mutlaka yine bu stüdyoda birlikte olacağız. Hem sizinle hem sevgili oğlunuz Erdoğan Kavaz'la birlikte inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Size başarılar diliyorum. Çok mersi. Programınızı da yakından takip ediyorum. Çok sağ olun. Harika bir program. Daha fazla kişilere üreten kişilere evet. ulaşması dileği bir İnşallah. Benim de ekibimde bütün amacı o. İnşallah. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler bu haftalık da kahve bahanenin sonuna geldik. Sizden küçücük bir molay istiyorum. Haftaya yayınımız banttan gelecek. 2 Ağustos Perşembe günü. Yine saatleriniz 15-15'i gösterdiğinde canlı yayında yeni bir konu ve konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.